Azerbaycan'ın Adam şehrinde kurulacak Rus-Türk gözlem merkezinin inşaatı uzun süredir tamamlanmadı. Tezkerenin onaylanmasının ardından Türk askerinin ne zaman Azerbaycan'a gideceği sorusu sorulmaya başlanırken, kısa süre önce Türk askerinin Azerbaycan'a gittiği açıklandı. İşi ağırdan alan Rusya, Türk askerinin bölgeye girerek yapmış oldukları ihlalleri engellemesini istemiyor. Ancak Adam'da kurulacak gözlem merkezinin inşaatı halen daha tamamlanmazken, Rusya'nın merkezin kurulumunu bilerek geciktirdiği iddia edildi. Merkezin Adam'da kurulacağının kararlaştırılmasının ardından çalışmalar başlatılırken, Türkiye meclisten Azerbaycan tezkeresi çıkararak Türk askerine bir yıllık görev süresi verdi. Bölgeye barış gücü olarak konuşlandıktan sonra yapılan anlaşmayı ihlal eden Rusya, Türk askerinin bu ihlallere engel olmasını istemiyor. Türk askerinin bölgeye konuşlanmasının ardından Karabağ'da istediği gibi hareket edemeyecek olan Rusya, Türkiye'nin bölgeye gelişini olabildiğince uzatmaya çalışıyor. Rusya'nın kontrolünde yer alan Laçin koridorundan Ermeni yetkililerin istedikleri gibi geçmelerine göz yuman, ayrıca Ermenistan'ın han kendi ve diğer bölgelere askeri yığınak yapmasına da göz yuman Rusya, bu tür faaliyetlerin Türk askeri geldikten sonra yapılamayacağını iyi biliyor. İki ayda sorumluluk alanı içerisinde küçük bir Rusya inşa eden Moskova, aylardır gözlem merkezinin inşasını bitirmedi. Türk askerini bölgede istemeyen Rusya ve Ermenistan, Türk askerinin bölgeye konuşlanması sürecini bu tür girişimlerle engellemeye çalışıyor. Siyaset bilimci Tuğrul İsmail, Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki varlığı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Azerbaycan'ın bu konuda elini güçlendirdiğini söyledi. Uzman, Moskova ile yapılan anlaşma Rusya'nın uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye'nin Azerbaycan'da ve dolaylı olarak Güney Kafkasya'da varlığını kabul etmiş veya kabul etmeye zorlanmıştır. Bu çok önemli bir olay. En önemli konulardan biri de Türkiye gibi deneyimli bir ülkenin Astana sürecinden başlayarak hem Suriye'de hem de diğer ülkelerde Rusya ile ortak karar alma ve eylem deneyimine sahip olmasıdır. Bütün bunlara bakıldığında en önemli olaylardan biri Türkiye'nin işgalden kurtarılan adamdaki kontrol merkezinde bulunmasıdır dedi. Türk ordusunun gelecekte Karabağ'da konuşlanmasının Azerbaycan'ın iç meselesi olduğunu belirten uzman, Azerbaycan kendisi karar verebilir ve davet ettiği her ülkeyle anlaşabilir. Şimdi Türkiye'den bahsediyorsak elbette Türkiye ile hangi bölgelerde askeri güç konuşlandırılmasının anlaşılabileceği ayrı bir konu. İşgal altındaki topraklarda kontrolden bahsediyoruz. Sonuç olarak en önemli nokta Rusya'nın bunu yapmaya pek istekli olmamasıdır. Çünkü Rusya'nın asıl amacı bir barış gücü kisvesi altında da olsa askeri gücünün bölgede uzun vadeli varlığını sağlamaktır. Bu nedenle ilk mesele oradaki Ermeni militanların silahsızlandırılmasından çok bölgeye taşınan veya başka bir şekilde bölgeyi terk eden Ermeni nüfusun tehcirine odaklanıyor diye konuştu. Barışı koruma görevlileri ile birlikte bölgeye bağlı olmayan grup ve derneklerinde bölgeye konuşlandırılmaya çalışıldığını vurgulayan uzman, Türkiye'nin buradaki varlığı artık bu süreç üzerinde bir tür kontrol anlamına geliyor. Azerbaycan bir noktada tek başına Rusya'ya dur diyecek diplomatik güce sahip olmasa da, Türkiye ile birlikte bu konulara açıkça müdahale etme gücüne sahip olacağını açıkça söyleyebiliriz dedi. Türkiye'nin uzun yıllardır birçok terör unsuruyla mücadele ettiğini ve çok tecrübeli olduğunu anlatan uzman, bu deneyim Rusya ve Azerbaycan'dan bile kat kat fazladır. Tabii ki Türkiye'nin daha aktif bir rol oynayacağına eminim çünkü bu deneyimin bölgeye gelişi, silahsızlanma talebine uymayan Ermeni grupların silahsızlanma veya etkisiz hale getirilmesi sürecinde daha deneyimli hale geliyor. Bu nedenle Türkiye'nin buradaki varlığını birçok yönden görmemiz gerekiyor elbette Azerbaycan'ın Türkiye'nin tecrübesinden çok yararlanacağına inanıyorum diye konuştu. Rusya'nın Ermenilerin yaşadığı bölgelerde kontrolü ele geçirmeye çalıştığını belirten uzman, bana öyle geliyor ki yüz kadar Türk askerinin varlığı yeterli. Üçlü anlaşmada Türk askerlerinin sayısına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Türk ordusunun kurtarılan topraklarda konuşlandırılması kararı sadece Azerbaycan tarafı tarafından verilebilir. Çünkü burası ne Ermenistan ne de Rusya'nın toprakları. Bu Azerbaycan toprağıdır. Rusya özellikle Ermenilerin yaşadığı bölgelerde kontrolü ele geçirmeye çalışıyor. Aynı zamanda üçlü bir anlaşmadan da kaynaklanıyor. Çünkü o alanlar hassas bölgelerdir. Hükümet bu konuda daha fazla bilgiye sahip olabilir. Bu yüzden böyle bir kararı imzaladılar. Rus tarafı askeri gücünü arttırırsa anlaşmaya aykırıdır. Rusya'nın bu anlaşmayı açıkça ihlal edeceğine inanmıyorum. Bunu başka bir şekilde yapabilir. Örneğin, Acil Durumlar Bakanlığı, doktorları ve mayın tarayıcıları kisvesi altına alıyor. Ancak yasaya göre bunu tek başına yapamaz. Azerbaycan devleti buna tepki göstermeli ve uyarmalıdır dedi. Mevcut durumda Rusya Azerbaycan tarafına karşı yanlış bir adım atarsa Türkiye'den yanıt alacaktır diyen uzman bu yüzden Rusya'nın kabul edeceğini düşünmüyorum. Bu Azerbaycan'ın müttefiki ve dostu ile birlikte bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü güvence altına aldığı anlamına gelir. Çünkü mevcut durumda Rusya Azerbaycan tarafına karşı yanlış bir adım atarsa Türkiye'den yanıt alacaktır. Bu yüzden Rusya'nın kabul edeceğini düşünmüyorum diye konuştu. Ermeni kökenli Ukraynalı tarihçi Filip Ekozyans, Karabağ Harekatı'nda Azerbaycan'ın kendi vatanını savunduğunu söyledi. Yabancı topraklarda Ermeni askerlerin öldüğünü ifade eden tarihçi, 2. Karabağ Savaşı'nın sona ermesi Ermeni halkı için büyük fırsatlar yarattı. Artık tamamen farklı bir uygulamaya başlayabilirler. Çünkü artık Ermeni halkı bir başkasının topraklarını omuzlarında yük olarak taşımak zorunda kalmayacak. Ermeni askerler ve gönüllüler de vatanlarını savunduklarını düşünüyorlardı. Bu düşünceyle öldüler. Sıradan insanların gerçeğin nerede olduğunu ve yalanların nerede saklandığını anlaması çok zordur. Bu uzun bir süreç ve ne yazık ki Karabağ Savaşı'nda ölen Ermeniler gerçeği asla bilemeyecekler. Artık bu sürece katılamayacaklar. Ermeni tarihinin şu anda bildiğimiz gibi olmadığını söylemek istiyorum. Gerçek ortaya çıktı. Ermeni devleti yoktu, Büyük Ermenistan yoktu. Yabancı topraklarda Ermeni askerleri öldü. Ancak tüm bu insanlar suçlu değildi. Büyük bir yalanın kurbanı oldular. Zanlılar yıllardır bu yalanı Ermeni halkının zihninde ve gönlünde yayan bizim tarihçilerimiz ve siyasetçilerimiz dedi. Azerbaycan halkını zaferden ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesinden dolayı tebrik eden tarihçi, Ermeni halkını da hayatlarının bambaşka bir şekilde başladığını kutluyorum. Başka bir tarih dönemi. Umarım Ermenilerin çoğu hayatları boyunca gerçek tarihlerini öğrenebilirler dedi. Yaklaşık 30 yıl işgal ettiği Azerbaycan topraklarını yağmalayan Ermenistan'a büyük bir tazminat davası açılacak ekonomik krizde olan ve bu tazminatı ödeyemeyecek olan Ermenistan, Azerbaycan'a bunun karşılığında toprak verecek. Ermenistan işgal sırasında Azerbaycan'a yüz milyarlarca dolarlık zarar verirken, bu gerçeklerin toplanıp hukuki düzeye getirilmesi ve Ermenistan'dan tazminat talep edilmesi için hazırlıklar sürüyor. Ermeni Türkolog Ruben Melkonyan, Bakü ve Ankara, uluslararası arenada Ermenistan'a karşı çalışıyor. Azerbaycan yeni topraklar talep etmek için Ermenistan aleyhine milyarlarca dolarlık dava açıyor dedi.